Ülkemizin ekonomiyle olan hazin ilişkisi, Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanıyor. Kurtuluş Savaşı döneminde mili durum epey kötüye gidiyordu. Bunu gerekçe gösteren muhalefet, o zamanın Maliye Bakanı Hasan Bey'i istifaya zorlamıştı. Bu istifa sonucunda sinirlenen Mustafa Kemal Paşa, maliyeden anlamayan bir Maliye Bakanı istiyorum, emrini verdi. Bu emir üzerine, 24 Nisan 1922 yılında, daha önce Gümüşhane mebusu olan Hasan Fehmi Ataç Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. Çünkü, Hasan Fehmi Ataç'ın Atatürk'e söylemi, paşam, ben maliyeden anlamam şeklindeydi. Ancak daha önce mecliste yaptığı çalışmalar, işten o kadar da uzak olduğunu göstermiyordu. Hasan Fehmi Bey, 2 Ocak 1924 tarihine kadar Maliye Bakanı olarak görevde kaldı. Maliyeden anlamayan Hasan Fehmi Bey, büyük taarruz süresinde, yani ülkenin en çok paraya ihtiyacı olan zamanda bu görevi yürüttü. Hasan Fehmi Bey'in bu süreçten alnının akıyla çıktığını söyleyebiliriz. Ordular için kurduğu defterdarlıklar, belgelendirilen masraflar ve paranın önceliğini orduya vermesinin yanı sıra, büyük taarruz öncesinde ordu için gerekli olan 1,5 milyar lirayı, kendisine verilen bir saatlik süreçte bularak görevinin hakkını verdi. Ayrıca Hasan Fehmi Bey, Atatürk'e, paşam, ben orduya 6 ay bakarım deyip, hazineye iki teneke altın bağışı yapmasıyla, mebus tarihine adını kazımıştır. Hasan Fehmi Bey'e savaşın ardından, milli başarılarından dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kırmızı yeşil şeritli istiklal madalyası verilmiştir. Savaş sürecinde kısıtlı devlet bütçesine rağmen ordunun bütün ihtiyacını karşılamayı başaran Hasan Fehmi Ataç, Maliye Bakanlığı'nın ardından Tarım Bakanı unvanını almaya hak kazanmıştır. İsmi ulusta Hasan Fehmi Ataç apartmanında yaşatılmaya devam ediyor. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.